Neden bu dönemde bu doğa yağma ve talanında bu kadar büyük artış var? Sebebi şu. Kapitalist dünya sistemi kendini üretmekte zorlanıyor. Tamam mı? Geleneksel sektörlerde yeteri kadar değer yaratamıyor. O zaman çareyi doğa yağma ve talanında görüyor. Yani bu tamamen bir, yani bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Global bir şey ama burada iş zıvanadan çıkmış durumda. Yani bu siyasi iktidarın, bu AKP'nin niteliğinden dolayı. Yani bu işte bu yani doğaya verilen bu aşırı zararlar, doğa yıkımı, ekolojik yıkım, yani onların sebep olunan ekolojik yıkım, tamamen sermayenin değerlenmesiyle ilgili bir mesele. İşte mesela ne yapıyor? Kamuya ait olan müşterekler tanımına giren şeyleri gasp ediliyor, gasp ediliyor. Onlar üzerinden yani bir, fakat şöyle bir yöntem var Türkiye'de bunun. İkili bir yağma var, talan var. Bir tanesi bütçenin, hazinenin yağmalanması, talan edilmesi. Biri de doğanın yağma ve talanı. Şimdi ne yapıyor mesela? Bir adam geliyor, kredi alıyor. Sonra gidiyor işte bir yerden maden çıkarıyor. Bir sürü avantajlar sağlanıyor ona, bir sürü şu kolaylıklar sağlanıyor. Hiç beş paraya harcamadan herkesin olana sahip oluyor. Yani biliyorsun bunlar yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları. Bunlar müşterekler tanımına giren şeyler. Herkesin olan, herkesin kullanımına sunulması gereken zengin, yani varlıklar, zenginlikler. Bunlar yani böyle bir amaç için yağmalanıyor. Tabii şöyle, şimdi bu madenlerin mesela ne diyorlar buna, izin verilen, ruhsat verilen bu kadar çok olmasının bir nedeni daha var. Yani emperyalist ülkelere transfer, şey, yani doğal kaynağın oralara transfer edilmesi gerekiyor. Gerçi mesela altın falan bu açıdan çok önemli değil ama bir sürü kritik maden var. Bu yeni teknolojilerin, mesela lityum gibi vesaire, bunlar bu taraflardan, yani Türkiye'den, işte Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan o tarafa doğru. Ama şöyle, mesela ne yapıyor adam? Orada İngiltere'de, işte Amerika'da elektrikli araba üretiyor ama bataryayı üretmek için buralardaki madenlerin çıkarılıp oraya taşınması gerekiyor. Yani Türkiye'deki büyüme, yani ekonomik model değer üretemiyor. Dediğim gibi doğayı yağmalayarak, işte müşterekleri yağmalayarak, herkesin olana bu vurguncu kapitalistler el konarak, mesela özelleştirme hiçbir şey kalmadı. Bunu niye yaptılar? Başlarda şöyle diyorlardı. İşte efendim bu mesela kamu iktisat teşebbüslerinden başladılar biliyorsun. İktisat devlet teşekküllerine. Gerekçe şuydu. Bunlar işte zarar ediyor. İşte enflasyona neden oluyor. Bütçeye yük oluyor. Ne yapalım? Bunlar özel teşebbüse, özel sektöre devredersek bunlar daha verimli çalışacak. İşte yük olmaktan çıkacak bütçeye, işte enflasyonu falan filan. Bunların hiçbir karşılığı yok. Saçma, bununla öyle bir şey yok. Sermaye değerlenmek için bunları el koyması gerekiyor. Bir de tabii bunları, hani bunun değeri de yok şimdi. Mesela diyelim ki Türk Telekom, onun bir fiyatı mı var? Onu vaziyet idare ediyorlar. Öylece bir yağma olayı var. Netice itibariyle dünyanın, hani yeryüzünün lanetlilerinin yaşadığı yerlerde bu tahribat, bu sömürü, bu yağma talan yapılıyor. Mesela Afrika'da. Mesela Afrika'da o şeyde, bu elektrikli arabanın, işte başka bu modern teknolojinin, bu cep telefonunun,
Sen o cep telefonu için kaç maden biliyor musun? 90 kadar maden gerekiyor onu yapmak için. Yani kolay şimdi de bu. Onu nereden geliyor biliyor musun? Güney Amerika'dan geliyor onun maden yani şeyleri, cevher şeyleri. Afrika'dan geliyor işte kısmen Orta Doğu'dan vesaire geliyor. Yani zaten şöyle bidayetten itibaren Batı'nın zenginliği dünyanın geri kalanını sömürü ve yağma talanıyla mümkün oldu. Garp cephesinde de yeni bir şey yok. Yani şu anda da hızlanarak devam ediyor. Yani buralardaki zenginlik, doğal zenginlikler, beşeri zenginlikler, emperyalist merkezlere taşınıyor. Şimdi yani bu da gerektiği gibi tartışılmıyor, anlaşılmıyor. Yani gündeme gelmiyor.